Bülent hocam şimdi diş hekimliği zor bir iş. Yani e, fakat çok. arkadaşlarımın son dönem ya çok bu diş hekimi oldu bu ülkede gibi sorularını görüyorum ben. E da ilgili sayılar falan var evet, mı hocam? Evet, var. Ha. Ona gelmeden önce jenerikten bir düzeltme yapayım. Biz dişçi değiliz, diş hekimiyiz. Hı hı. Hani hep bu dişçi kelimesi kullanılıyor. Bunu alınmıyoruz. Öyle bir e, algı var geçmişten gelen. Dişçi usta çırak yetişenler. Diş hekimi evet yine usta çırak yetişiyor ama mürekkep yalıyor. Hı hı aradaki fark hocam, bu. usta çırak yetişen artık evet. yok değil mi zaten? Abi, hani biz diş yetiştiriyoruz. Mezun biz yetiştiriyoruz. Zaten. Tabii var. Var. Anadolu'da hala var. Bunlar da takip ediliyor. Bu yasal değil yasal biliyorsunuz. Yasal değil değil mi hocam? Onun için biz o kelimeyi sevmiyoruz. Yoksa buna bir alınmamız yok. Hı -hı. Hepimiz zaten bir anlamda bu memleketin işçisiyiz. Dişçisi de oluruz, hiç problem değil. Ama e, onu bir düzeltelim önce. Hı -hı. Diş hekimlerine gelince e, sizin sorunuza yanıt vereceğim ancak Hocamın dediği gibi belki daha da fazla sevmeniz gereken bir meslek. Bizim öğrencilerimiz ben tıp fakültesine girmek istiyorum ya da ben mühendisliğe girmek istiyorum diye gelmiyor. Ben diş hekimi olmak istiyorum diye evet. geliyor. Yani çocuk kendini biliyor aslında. Ha ben şu fakülteyi tercih ederim, devlete giderim, özele giderim. Tabii ki Türkiye'nin ekonomik koşullarında onların tercihidir. Mecburen bir yol seçmek durumundalar. Ama bu bölüme baktığınızda yani vakıflara baktığınızda biz diş hekimliği fakültesi olarak son derece deneyimli akademisyenleri bünyemize barındırdık ama önce insan yetiştirmek istiyoruz ülkesine bağlı Atatürk ilkelerine bağlı medeni insan yetiştirmek istiyoruz sonra meslektaşına saygılı sonra el becerileri ve sonraki yetenekleri biz zaten çocuklara kazandıracağız. Zaten eğitimde bunu veriyoruz. Kesinlikle hepsinin üstüne tek tek düşeceğiz ve bunun için altyapımız da mevcut, fazlasıyla mevcut. Evet diş hekimi sayısı çok arttı ve diş hekimliği fakültesi artık açılmamalı. Ben hmm. de bu kanıdayım. Çok arttı. Artmasının sebebi oranlara baktığınızda belki bir diş hekimine çok fazla sayıda hasta düşüyor gibi bir görüntü var. Ama bunlar e, metropollere biriktiğinde hekimler maalesef bazı uzak bölgelere Anadolu'muza hasta ve hekim gönderemiyoruz. Veya hekimlerimiz bir takım sıkıntılar yaşayabiliyorlar o bölgelerde. o e ee, bizim mezuniyetimizle de ilgili, yetişmemizle de ilgili bir durum aslında bağlantılı. Hı hı. Onun için evet fakülte sayısı bu kadar yeterli ancak kurulan fakültelerde de mutlaka bir hastane, mutlaka bir altyapı, mutlaka profesör, doçent, akademisyenler olması gerekiyor. Evet. Eğitim Buna eğilisi, dikkat edilmesi da var bu alanlarda. Evet. Bakın